Oyas İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü ikinci çekimimiz belki bugün ya da yarın bu da yayına girer. Evet, Akbük Merkezi'nin 1800 metre yukarısında Kazıklı yolu üzerinde arkadaşlar özel bir site içindeyiz. Toplam 10 tane müstakil villa var. Bitişik nizam değil, lütfen dikkat edin. Müstakil villalar şunun gibi. Bunun hemen yanındaki evi tanıtacağım. İkinci havuza, ikinci evimiz arkadaşlar. Önce bir havuzu bir göstereyim diye geldim. 3180 metrekare arsa içinde toplam 10 tane müstakil villa var. Buranın aynı zamanda ikinci etapı da var. O da şurası. Ama ora burayla aynı yönetimde mi onu bilemiyorum. Aidatlarımız 350 TL. Eğer güncellenmemişse son olarak 350 olarak biliyoruz. Buyurun evimizin içine geçelim. Bu arada evimizin fiyatı arkadaşlar eşyalı olarak geliyor. Gerçekten güzel bir rakam. Müstakil bir villa arıyorum diyorsanız bitişik nizamları bazıları da sevmiyor. Tek olsun diyor. Evet, evimiz burası. Fiyatımız da 3 milyon Türk lirası arkadaşlar. Gerçekten günümüzün şartlarına göre bana göre gayet güzel bir rakam. Akbük piyasasına çok iyi hakim olan bir firmayız. 21 yıl sonra artık bize güvenenler, inananlar her zaman kazanıyor. Diyoruz ya, yeni sloganımız o. 2002'den beri kazandırmaya devam ediyoruz. Evet. Gerçekten de kazandırdık. Hiç kaybettirmedik. Çok mutlu bize. Bugünlerimize kadar da geldik. Sıfır hatayla. İnşallah. Tabii ki küçük hatalarımız var. Kusurlarımız vardır. O da bizi daha da güçlendiriyor. Şöyle bir teras alanımız var. Önce bir terası gezelim. Yukarısı ters tavan, plastik lambriyle kaplanmış. Böyle dönüyor. Güzel. L tipi bir balkonumuz var. İstediğiniz alanda oturabilirsiniz. Güneşin nereden vurduğuna bağlı. Güneş tam karşımızdan batıyor. Şuradan hatta bakın. Bu aradan deniz manzarası da var. Yani deniz manzara dedim, pardon. Denizi görüyor. Bu arada bakın şuradaki evin rengi tamamen farklı. Antrasit portakal yapmışlar. Zamanında burada bizdeydi. Satılıktı. Satıldı. Herhangi bir problem olmadı. Sanırım herhalde renklerde oynama yapabiliyorsunuz. Güzel bir bahçe alanınız var. Şöyle ağaçlarla bakın ayrılmış zeytinlerle. Şu tarafta da dikkat ettim. Taş çekilmiş. Küçük bir taş duvar örülmüş. Şöyle. Bayağı büyük, kocaman bir geniş bir bahçe alanınız mevcut. Buranın kullanım hakkı size ait arkadaşlar. Ortak kullanım değil. Çünkü herkesin kendi bahçe payları var. Burası müstakil bir yer. Evet. Buyurun evimizin içine geçelim. Elektriklerimiz yok. Satılacağı için herhalde kapatılmış. Çok da kararmadan hava çekimimizi yapalım. Evet, aşağıda açık mutfak salonumuz var. Kusura bakmayın. Kışın işte maalesef yazlıkçılar böyle giderken kapatıp gidiyorlar. Artık her şeyi her yere bırakıyorlar. Birazcık karışık görünüyor. Affınıza sığınıyorum. Böyle güzel bir mutfak alanımız mevcut. Hemen şurada salonumuz. Evimizin masrafı var mı? Gördüğüm kadarıyla sadece boya badana işiniz var arkadaşlar. İç ve dış cephede. İçeride istiyor. Yalan yok. İçeride boya badana yapmanız gerekiyor. Zaten her yeni ev alan ikinci el genelde onu yapıyorlar. Burada şöyle bir merdiven altı diyeceğiz ama sol tarafında buranın duşu da var. Bakın. Böyle bir duşumuz da var. Evet, biraz geç kaldık. Bugün havada bayağı bir batmaya başladı güneş. Burada emekli yatak odamız var. Yukarıya çıkmıyorsunuz. Balkonumuz. Şöyle bir ufak bir balkonumuz da mevcut burada. Stor perdelerimiz. Güzel çift kişilik bir yatak odası. İdeal bir büyüklükte. Hemen iki kapılı sürgülü. Normalde bunlara üç kapılı deniyor. Bu iki büyük kapılı olduğu için
iki kapılı bir gardırobumuz var. Az önce de size gösterdiğim şöyle bu balkona da çıkışımız buradan mevcut. Evet, buyurun yukarıya çıkalım. Bu arada Altus inverter klimamız da var. Evet, solda Allah senin canını alma. Ödüm koptu lan. Kim yapmış bunu bugi tuzağı gibi? Bu ne ya? Yemin ediyorum. Pembeyi de görünce dedim ya biri mi yatıyor burada hanımefendi? Tövbe estağfurullah. Vallahi ensemden sıcak sular döküldü. Ya bu adam öldürür vallahi ya. Eve hırsız girse şurada şunu da karşılatsa hırsız bayılır. Bu ne insan boyunda maşallah. Evet. Korkudaki dolu dakikaların ardından hemen banyoya geçiyoruz. Ben bir abdest alayım. Bildiğiniz vallahi de korktum. Yalan yok. Normalde buralar arkadaşlar bizim inşaat müteahhitlik yaptığımız büyük inşaatlar yaptığımız döneme denk gelen zamanda yapılmıştı hatırlıyorum. Burası 2009 yılında, 2009-2010 yılında yapıldı, tamamlandı diye biliyorum yanılmıyorsam. Öyle fazla eski bir evler değiller. Gene yapı denetimli C25 betonla yapılmış deprem yasasına uygun güzel evler. 3 artı 1. Gayet hoş. Burada da bakın bir tane daha bonus televizyon çıktı burada. Hadi gözünüz aydın. Üçüncü çift kişilik yatak odamız. Full HD. Bunu yeni almışlar. Bunu bilmiyorum. Herhalde böyle bir koymuşlar ama aşağıdaki televizyon kalıyor arkadaşlar. Şimdi karıştırmayayım kafanızı. Sonra ihale bana kalıyor. Gidiyorum televizyon alıyorum ev sahiplerine falan. Soralım diyeceğiz. Belki o da kalıyordur. Çünkü çift televizyon biraz mantıklı gelmedi bana açıkçası. Bakın şöyle gösterelim. Örneğin buradaki evin de dışarıdan görüntüleri. Herkes çatıyı pergole ile böyle kapatmış. Sanırım yarın bir gün site toplantılarında eğer karar çıkarsa çatıyı tamamen komple kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Neden olmasın? Şöyle devam ediyorum. Burada da ufak bir balkonumuz da burada var. Şöyle gösterelim. Herhalde çamaşır asmak için ideal. Buyurun terasa çıkalım. Teras merdivenlerine çıktığınızda sonradan tekrardan bir dört basamak daha çıkıyor. Ama çok hoş, güzel böyle bir teras var. Tekirdağ'da dayımın yazlığına giderdik. Onun da böyle terası vardı. Çocuklar hepimiz burada vakit geçirdik. Çok keyifli oluyordu, bilmiyorum. Böyle buranın atmosferi bambaşka oluyor gençler için. Devasa bir teras. Burada 4 tane de şezlongunuz var. Tamamen villalar bölgesi. Her yer villa arkadaşlar. Arkamızdaki sitede bakın villalar. Drone görüntülerini zaten göreceksiniz videonun sonunda. Evet, gerçekten son fırsatlar. Beni dinleyin. Şu ana kadar herhangi bir yanlış kimseye karar aldırmadık. Emin olun bu son fırsatlar 3 milyona villa mı olur diyenleriniz de olacak. Evet, bana sorarsanız da 3 milyona da gerçekten yani kelepir diyoruz artık burada 3 milyona. 2,5 milyon zaten daireler başlıyor 2 artı 1'ler. Size ait bahçeniz var, havuzunuz var. Muhteşem bir ev arkadaşlar. Gerçekten bir başlangıç için çok ideal. Tabii ki gönül ister ki en iyisini alalım. En iyisini bulalım sizler için. Fakat bütçeler, yani bütçe meselesi yetmiyorsa ucuzunu bulmaya çalışırken elde olanı da kaçırıyorsunuz. Onun için kardeşinizi dinleyin. Bize güveniyorsanız eğer bu fırsatları kaçırmayın. Gerçekten güzel bir ev. Fiyat da çok iyi. Eşyalı. İşinize yarayanlar kalır, yaramayanlar atılır. Çünkü son zamanlarda gerçekten eşya deyip de geçmeyin. Çok ciddi meblağlarla evler artık dayanıp döşeniyor. Evet, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Akbük'ten herkese selamlar, saygılar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. İyi günler.